Bunlar arkadaşlar izleyeceğiz. Evet. Deniz Bey bizimle kalmaya devam ediyor. Bu arada konuklarımdan bir söz söylemek isteyen varsa buyursun. İstem bir şey söyleyebilir Böyle. Buyurun. Yani bu şeyle ilgili. Ha. Şimdi biraz önceden beri aslında yine işte bu konuştuklarımızın hepsi aslında birer sivrisinek. Yani saraya onu alıyor bunu alıyor. işte bu şatafatın içinde bu e, tasarruf edilmiyor. Bu ihalelerle e, işte yağmalanıyor ortalık. Su istimaller diz boyu vesaire. Ama dediğim gibi ya bunların hiçbirisi ne Erdoğan'da ne iktidar mahfillerinde bir karşılık bulmuyor. Çünkü bu bile isteye. Ama oyları eriyor Salim Bey. Oyların bak tam da oraya geliyorum. Bile isteye bu yapılıyor. Şimdi bizim artık oturup bunun arkasındaki stratejiyi düşünüp onu çözmeye çalışmamız lazım. Yani şimdi öyle bir şey var ki hani ee, şimdi <laughs> Deniz Bey de söyledi. Umursamayan bir yapı ya işte bir bankanın başı bir bankanın yönetimine bir güreşçiyi verebiliyor. TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürünü atıyor örneğin. Hukuk fakültelerini dekanlıklarına ilahiyatçıları koyuyor. Yani bir liyakat zaten öyle bir derdi yok. Şimdi ben bir hukukçu olarak beni kabineye alsa sağlık bakanı yapıyor beni. Bir doktoru mesela götürüyor, onu hukukçu e, adalet bakanı yapıyor. Çünkü sadakat ve biat istiyor. Tek başına aldığı kararları sorgulamadan yerine getirecek evet efendim diyen kendisine bakanlar arıyor. Bu çok net ve biz artık bunu Söyleyerek de, işaret ederek de düzeltme ihtimalimiz bulunmuyor. Fikret Bila biraz önce Biz önceki, nasıl düzelteceğiz ki zaten? İşte tam oraya Hayır, Eder, biz yani, yani, yani Bizler mi? Bahsetmiyorum. Ha. Bütün toplumdan, bütün muhalif Hı -hı. kesimlerden bahsediyorum. Şimdi biraz önce e, Fikret Bila'nın hani yarın yayınlanacak ya da gece yayınlanacak gece. yazısının neydi şeyi? Motos. Çok böyle güzel. Afrikata sözü. evet. Yani işte filler, aslanlar, keylan, Aslan, zebra. Yani hepsi beraber kaçıyorsa orman yanıyor. Gerçekten orman yanıyor. Ya yani şu anda ülke yanıyor. Ülkemiz yanıyor arkadaşlar ve herkes kaçıyor. Hepimiz herkes kaçıyor. Sorun da şurada. Bu yangın nasıl söndürülecek? Bu yangın nasıl söndürülecek? Ya biz evet. Bakın gece yarın ne olacağını, gece bu doların kaç lira olacağını, yarınki çöküntünün, yıkımın sonucunun ne olacağını tahmin bile edemiyoruz ya. Ve önümüzde seçimlere o da olursa bir buçuk yıl var. Siz bir ay sonra bu ülkenin nereye geleceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bir buçuk yıl sonra bir seçim bekleyip iktidar değişikliğine kendimizi angaje edelim. Yani seçime zorlayacağı, evet seçim seçim seçim. Ya yapmıyor. Ve yapmazsa ne yapacağız? B planımız ne? Seçime gitmeyecek. Bana göre gitmeyecek. Ne baskın ne erken. Gitmeyecek. Seçime gitmesi için aklını yitirmiş olması lazım. Hele şöyle bir ortamda. Peki biz ne yapacağız? İnsanlara şunu mu söyleyeceğiz? Ben bütün burada muhalefet partilerini, bütün muhalif kesimleri hepimizi katarak söylüyorum. Ya orman yanıyor ama bu orman sönerse ben sana şöyle bir gelecek vaat ediyorum. Bu orman söndüğünde seni sana şu hakları vereceğim. Bu orman söndüğünde se, senin ekonomik olarak şöyle refah içerisine koyacağım. Şeklinde bir vaatte bulunmaktan başka ne gibi bir şu anda plan ve strateji uygulanıyor? Bakın yanıyor, yanıyor. Ya da bir kişiyi düşünün denizde boğuluyor. Ya biz geçmişiz karşısına onun nasıl yani kendi kendini kurtarıp boğulmamasını sağlamaya çalış. Uzaktan seyrederek bunu bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Çünkü karşımızdaki yapı ya devleti çökertmiş. Emniyet güçlerini ele geçirmiş. Yargıyı tamamen kendisine bağlamış. Ekonomiyi bile isteye perişan ederek bu ülkeyi açlığa ve yokluğa doğru it, itekleyen bir noktaya bilinçli olarak götürmüş. Bakın biraz önce şeye söylediği, Tüsiyata söylediğini dün Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyordu. Bir gün önce Meral Akşener'e söylüyordu. Amirallere söylüyordu. Subaylara söylüyordu. Her muhalife söylüyordu. Yani herkes tek tek davrandığında bundan nasibini alıyor. Ya Gökmen Karadağ Allah aşkına ya. Allah aşkına Bizi izleyenlere, bütün muhalefet partilerine, herkese söylüyorum, sesleniyorum. Ya artık şunu anlayın. Ya bu ülkenin daha nasıl bir ortama düşmesi, daha nasıl bir şeye bir o felakete sürüklenmesi gerekiyor ki bundan daha kötü ne olması gerekiyor ki muhalefetin topyekun bir siyasi ohal ilan etmesi için yani hala arkadaş iki tweetle efendim esnaf gezerek onların işte ekonomik sıkıntılarını dinlemekle efendim polemik yapmakla vaatlerde bulunmakla sanal bir buçuk yıl sonraki bir seçim üzerinden bir ortam yaratarak bu dönüşümü sağlamakla gidilecek bir saati yok bu ülkenin ya bunu lütfen anlayalım bir tweetin kapısından içeriye giremediniz. Bir kamu kurumunun bir devletin kurumundan içeriye alınmadınız. O alınmadığınızda eğer bütün muhalefet orada birikmediyse geçmiş olsun. Kayyumlar alın, kayyumlarla belediyelere el konulduğunda hepimiz seyrettik, herkes seyretti. Herkes kendi mahallesinde kendi konumunu genişletip koruyarak bu ülkeyi düzlüğe çıkartma hayali görüyor. Yok böyle bir şey. Yani Milyonlarca insanı bakın milyonlarca Salim insanı Bey. parti bayraklarının dışına çıkarıp bir mitingde bir protestoda toplayamıyorsak buna ön ayak olamıyorsak iktidarın efendim işte sokak olayları olur provoke olur şu olur bu olur ama zarar görürüz şeklindeki karşı argümanlarına teslim oluyorsak biz daha çok bekleriz. Ya bakın Salim kurumlar. Bir şey yalnız, bir şey Bak gitti. Koptu. Deniz Bey mevzusunu anlasın, veda edeceğiz. Ondan sonra konuşuruz bunları. Ee... Konuşuruz ondan sonra başkası gelecek, o konu bize gelecek. Yani peki buyurun Neyse. tamamlayın. Yok, tamamlayın siz. Ya şimdi bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yandan bu iktidarın Gayrimeşru uygulamalarına, hukuk tanımazlığına siz kendi uygulamalarınız ya da kendi duruşunuzla meşruiyet kazandıracaksınız. Sonra bunun dönüşümünü bekleyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Yani işte biraz önce sayıyoruz. Rütük hukuk tanımaz bir şekilde. Efendim öyle ve sadece işte muhalefeti susturmak, muhalif kanalları e, konuşulamaz hale getirmek için tepeden onlarca cezaya yağdıracak. Diğer kurumlar aynı şekilde basın ilan kurumu şu su böyle bir ceberut uygulamaların içine girecek. Ama bizim mesela orada muhalefet partilerinin temsilcileri görev yapmaya devam edecek. Böyle bir şey yok. E görev yapmasa ne olacak Yap, ki Salih Çekileceksiniz. Meşruiyet kazandırmayacaksınız. Ya kendi haliyle bırakacaksınız. Bu yıkımın müsebbibi sizler. Peki bir şey diyeceğim Salim Bey. Bakın, siz, HSK. diyorsunuz ki, siz diyorsunuz ki bunca şeyin işlenmesi, bunca şeyin ele alınması hiç umursamayan bir iktidar. Rütük'ten e, muhalefetin kontenjanındaki üyeler çekildiğinde bunu ya, mu ciddiye bakın, alacak? Şimdi bakın HSK. HSK. HSK'yı sabahtan akşama kadar yalnız ben mi eleştiriyorum? İlk geldiklerinde iktidarımız değiştiğinde HSK'nın yapısı değişecek. Onun iktidara bağımlı, siyasetin doğrudan atadığı, Erdoğan'a tabi olan bir kurum olduğunu ben mi söylüyorum bir tek? Muhalefet partileri söylemiyor mu? Evet. Söylüyor. Daha dün. Daha dün o HSK Cumhurbaşkanının özel danışmanını Yargıtay üyesi olarak atamadı mı? Daha dün <laughs> Sezgin Baran Korkmaz'dan tutun Sedat Pekere kadar herkesin türlü ifşaatlarına konu olmuş. Ya işte Togo Kuleleri'nde Ankara'da karar vereceği dosyanın tarafı müteahhidin koşa koşa Doğum Günü Partisi'ne gitmiş bir kişiyi Danıştay üyesi olarak atamadı mı? Daha dün Bakın daha dün aynı HSK efendim Kardeşi müebbet hapisle mahkum olmuş birisinin Yargıtay üyeliğine getirmedi mi? Peki ya o HSK üyeleri içerisinde 3 tane de muhalefetin kontenjanından seçilmiş birileri var mı? Onlar bu atamalara ne karar verdiler? Onlar ne etkisi olacak ki bu şeylerde? Ne, ne, etkiniz yoksa orada niye varsınız? Bakın, etkiniz yoksa. ama Etkiniz yoksa etkiniz yoksa orada niye varsınız? Ya bu ayrıldıklarında bir şey ne olacak? Diyorsunuz. Ben, ben onu anlamadım. şu olmaz. Yani. Ya HSK'nın bakın HSK'nın bir şeydir. HSK'nın üyelerini herhangi bir parti belirleyemez. Şimdi, Şimdi o ayrı Salim Bey. Sistem bozuk bizim bunu Şimdi hikaye şu. Gerekiyor. Yani Rütüp'ten muhalefet şey kontenjanındaki var. isimler ayrıldığında HSK'dan efendim muhalefet kontenjanındaki üyeler ayrıldığında. Ya siz baştan sona hukuk dışı, dışı gayrimeşru kararlar veren ve bu rejimin bu çöküntünün bir sebebi olan uygulamalara imza atan bu kurumları gösteriyorsanız onların içerisinde meşru olarak kalamazsınız. Tamam ama ben bakın, Kalmamalısınız. Sizin, sizin ben eleştirinize saygı duyuyorum ama şunu anlamaya çalışıyorum. Deminden beri pek çok şey sıraladınız ve iktidar bunların hiçbirini umursamıyor bile dediniz. Yani bizim bu yolsuzlukları konuşmamızı, muhalefetin bu yönde yüklenmesini, efendim şunu bunu... Evet, bir... Çok uzun eyleme bir... geçmeniz lazım diyorum. Tamam mı? Onu şunu bu soruyorum. hukuksuzluğuyla yüz yüze bırakın. Tamam, salim Onu be, şunu, faş edin. Şunu... Ya kardeşim ben buna ortak olmayacağım. Sen burada istediğin hukuksuz salim kararlara be, imza at diyeceksin. Sadece şunu soruyorum Salih anlamaya çalışıyorum size. Evet, Bütün bunları umursamayan bir iktidar, bunu Sizin Rütükten ya da HSK'dan ayrılmanızı niye umursasın? Umursamayacak. Siz umursayacaksınız. Ben güven duyacağım. Hatta hoşlarına gider. Bu insanlar gider. güven duyacak. Evet, söylediklerini yapıyorlar. Bu yıkıma ortak olmuyorlar, mücadeleye başladılar deyip ama bir tanesi değil. Bütün hepsi ne dedim bir o hal oluşturmaları, artık bir müşterek cephe kurmaları gerekiyor. Tamam. Yani bunun e, kamuoyunu, kamuoyuna vereceği e, e, mesaj ee, umut, önemine budur, dikkat çekiyorsunuz. Bana umut vereceksiniz. Bu Peki. insanlara bir güven aşılayacaksınız. Peki, bir çözerizin adresi ben, olacaksınız. Ama şöyle bir şey var. Bakın Halim Bey. E, ben sizin e, keyifinizi anlıyorum. Hani feryansınızı anlıyorum. Ama şunu düşünün. Siz mesela Türkiye'nin en iyi ceza avukatlarından birisiniz. Kumpas davalarına yiğitçe mücadele verdiniz. Ama onlar gerçekten bu ülkeye çok kötülük yapmış, hakim ve savcı olamayacak insanlardı. Ve sizin müvekkillerinizi ağırlaştırmış müebbetle yargılıyorlardı. Orada hukuk var mıydı? Yoktu. Ama ona rağmen siz gittiniz. <laughs> Silivri'de yıllarca mücadele verdiniz değil mi? Belki de biliyordunuz o insanların o hapisten çıkamayacağını. Ancak siyasi kararla o davaların biteceğini, o siyasi kararla o insanların cezaevinden çıkacağını bilmenize rağmen gittiniz. Yıllarca savunmalık yaptınız. Bu biraz da böyle bir şey. Yani siz orada mücadeleye devam Şimdi, edin Sayın Başkan Bir de ben burada bir eğer, şey yapayım, birkaç cümlede ben söylüyorum. Eğer Esat Toklu üzerindeki bütün bu iddialara bakın bütün bu iddialara rağmen Danıştay'a üye atanıyorsa Cumhurbaşkanının danışmanı ya bu kadar siyasi hı hı. ilişiği belli olan birisi yargıtay'a üye atanıyorsa ben Nasıl o kumpas davalarda o düzeni bozmak için onu haykıra haykıra kapısının önünde de aynı akşam televizyona çıkarak da basına demeç vererek de bütün kamuoyuna anlatarak faş ediyorsam bu muhalefetin seçtiği 3 tane HSK üyesi ne yaptı? Ama şunu yapmadınız Salim Bey, o davadaki savunma hakkınızdan feragat etmediniz. Lanet olsun böyle bir e, mahkemeye deyip de şey yapmadınız, bırakmadınız farklı. o Bakın, alanı. İkisi çok farklı. Ben orada birilerini temsil ediyorum, ben orada savunma hakkını sav e, kullanıyorum, ben evet, orada doğru bir benzetme değil diyorsunuz. Bu zaten bir benzetme değildir ama orada bizim yani, duruşumuz yani yine, yine onu ortaya dökmekti. Böyle Tuğba Hanım. <laughs> yani. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde hemen hemen kamu kurumlarının tamamında zaten çoğunluğu ele geçirmiş durumdalar. Ama oradaki tek tek tük aklı başında işini iyi yapan insan bile, örneğin mahkemelerde bir muhalefet şerhi düştüğünde biz buna dayanıyoruz, buradan güç alıyoruz ve bir şekilde orada olduklarını biliyoruz. Ah savcı da savcılar da varmış, hala hakimler de varmış dediğimiz insanlar çıkıyor karşımıza. Şimdi sizin bu dediğiniz şey topyekün şekilde firesiz yapılırsa eğer bir anlamı var.